Değerli öğrencilerimiz, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Türkçe, konumuz ise ana öğüdü şiir. Gelin hep birlikte bu şiiri okuyalım. Ana öğüdü. Çiçekleri ezme yavrum. Çiçekler bir yüreğe benzer. Çiçek ezen insan ezer. Sakın sen kuş vurma yavrum. Bir sonsuz orman kardeşliğinde uçar kuşlar gökyüzünde. Tüfekle oynama yavrum. Şakacığı bile çirkin. Bir canlıyı öldürmedin. Gel bir çiçek ol sen yavrum. Kendi ülkenin renginde şu gökyüzü demetinde. Geçelim sözcükleri öğrenelim. Öğüt neydi çocuklar? Öğüt tabii ki bir kimseye yapması ya da yapmaması gerek şeyler için söylenen bir sözdür. Şakacığı ise şaka yapar gibi davranmak anlamını taşıyordu. Ülke ise yurt, devlet veya yer anlamına geliyordu. Öğrenelim, bilelim. Hadi hep beraber soruları yanıtlamaya çalışalım. Anne neden oğlunun çiçeklerini ezmemesini istiyor? Anne oğlunun çiçeklerini ezmemesini istiyor çünkü anneye göre çiçek ezen insan da ezer diye. Çiçekleri nelere benzetiyor anne? Anne tabii ki de çiçekleri bir yüreğe benzetiyordu. Anne neden oğlunun kuşları vurmamasını istiyor? Anne oğlunun kuşları vurmamasını istiyor çünkü kuşları ormandaki sonsuz kardeşliğe benzetiyordu. Peki kuşlar ormanda nasıl yaşar? Nerede uçarlar? Tabii kuşlar ormanda ağaçtan ağaca, daldan dala konarak veya özgürce uçarlar. Peki anne neden oğlunun tüfekle oynamamasını istiyor? Tabii ki tüfekle oynamak çok tehlikeli olduğu için hiç kimsenin tüfekle oynamaması gerekiyor. Peki ya anne neden oğlunun çiçek olmasını istiyor? Peki anneye göre çiçekler renk renk olduğu için oğlunun da çiçek olmasını istiyor. Peki anne oğlunun nerede yer almasını istiyor? Anne oğlunun kendi ülkesinde yer almasını istiyor. Peki kendi ülkenin renginde sözcüklerinden ne anlıyorsunuz? Biz kendi ülkemizin renginde sözcüklerinde rengarenk rengarenk bir ifade çıkarabiliriz. Peki anneniz sizlere ne gibi öğütler veriyor çocuklar? Tabii eminim ki anneleriniz sizlere değişik değişik öyküler veriyordur. Anneniz sizlerin nasıl bir çocuk olmanızı istiyor? Hadi bakalım anlatınız. Tabii ki de anneniz sizlerin iyi, çalışkan, başarılı, saygılı bir çocuk olmanızı istiyordur. Siz annenizin verdiği öğütleri peki tutuyor musunuz? Eminim ki sizler de annenizin verdiği öğütleri tutuyorsunuzdur. Siz çiçekleri, hayvanları seviyor musunuz? Onlara nasıl davranıyorsunuz peki? Buna da çok eminim ki sizler hem çiçekleri hem hayvanları seviyorsunuzdur ve onlara iyi davranıyorsunuzdur. Çocukları, arkadaşları seviyor musunuz? Peki ya onlara nasıl davranıyorsunuz? Eminim ki siz de arkadaşlarınıza saygılı bir şekilde davranıyorsunuz. Değerli çocuklar, okuduğumuz bu şiiri
Türkçe 4 kitabının 146. ve 147. sayfasından takip edebilir ve şuradaki sorulara cevap verebilirsiniz. Ve böylelikle bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın.